Kim benden hesap soracak? Ben. Bu kadına iyi bak. Bu kadın ne yaptı biliyor musunuz? Babamı hapse attırdı. Evet. Kendi öz oğlunu hapse attırdı. Kadir. Anne. Ahmet abi. Ölmüş. Tarık'ın nasıl biri olduğunu çok iyi bilirsin. Herkes bilir. Ama sen Hanset'in annesine uyarma gereği bile duymadın. Bunun iki açıklaması var. Bir, ya sen Hasret'i hiç umursamıyorsun ya da Hasret'in başına neler geldiğini çok iyi biliyorsun. Ahmet abi akıllı bir adam yani. Elimde her şeyi çözecek belgeler var dediyse muhakkak bir yere saklamıştır onları. Kayıkhane. Her şey Macide'nin başında saklı. Ece, yardımına ihtiyacımız var. Bakalım burada ne varmış? Bence bu işte bir iş var, bu hesaplarla oynanmış. Burada da bir video var. Bunun içine koyacağım karttaki bilgiler herhangi bir muhasebeci tarafından incelendiğinde Macide'yi hapse götürecek suçları ifşa eder. Bu bilgilerle Kemal'in üzerindeki mali yükü kaldırabilirsiniz. Artık sadece cinayet iftirasını çözmek düşüyor size. Senden şunu istiyoruz. Babamı hapisten çıkaracaksın. Sen babamı hapisten çıkaracaksın. Biz de karşılığında o zımbırtının içindekileri yok edeceğiz. Efendim? Bugün? Kemal? Bugün çıkıyorum. Ne? Çıkıyor musun? Ya ailemi evden kovmuşsun. Yetmemiş işlerinden etmişsin. Yetmemiş bin türlü dalavereyle beni borçlandırıp yönetim kurulu başkanı olmuşsun. Ya bütün mal varlığıma, banka hesaplarıma el koymuşsun. Senin gibi bir canavarın aileme bunları yapmasına izin vermeyeceğim. Madem oyunun kuralları değişti, ben de kuralına göre oynayacağım. Senin Kemal diye bir oğlun yok. Bir kabusun içinde yaşıyor gibiyim ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sizi gördüğüm o kadar iyi oldu ki belki biraz konuşursak bulutlar dağılır ha. Başkasının hayatını kabusa çevirmenin cezası olabilir mi bu? Ne? Hasret'le Tarık'ı sen tanıştırdın. Amacın neydi? Ha? Ne istedin Hasret'ten? Ya kızın başına bir şey gelseydi? Ya ölseydi, ya tecavüze uğrasaydı? Senin 15 yaşında kızın var, kızın. Öyle mi annelik yapıyorsun sen? Suzan Hanım kendini içeri kilitlemiş. Suzan! Aç kapıyı!